Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizinle yine bir kutu açılış videosuyla karşınızdayım. Alcatel'in, biliyorum markayı bilenler mutlaka biliyordur ama ülkemizde Alcatel markasını özellikle bizim yaş grubumuzda falan bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. İlk akıllı telefonlarını üreten üreticilerden bir tanesi, ülkemizde gerçekten de çok özel bir yeri olan markadır Alcatel. Tekrar satıldı, şu oldu, bu oldu falan filan. Çin menşeli bir firma haline geldi ve şu anda dediğim gibi ülkemize yeni telefonları Pop 4S'e giriyor. Biz de bugün bunun kutu açılışını yapacağız. Markanın bilinirliği birçok insanın kafasına yer eden bir marka. Burada bir sorun olacağını zannetmiyorum. Telefonun orta segment telefonlardan bir tanesi. Telefonların dilerseniz zaten incelemesini detaylı olarak yapacağız ama telefonun Şubat ayında satışa sunulacağını belirtelim ve Türkiye'deki ilk kutu açılışlarından bir tanesi de ben yapıyorum. Burada bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi Pop 4S'in arkadaşlar, öncelikle dilerseniz teknik özelliklerinden biraz bahsedelim. En azından sizin de kafanızda telefon şekillenmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi 5.5 inçlik Full HD bir ekran var telefonda. Zaten bu artık orta segment telefonlarda aradığımız bir özellik. IPS LCD tabanlı bir ekran var. MediaTek'in Helio P10 dediğimiz MT6755 Yonga seti var arkadaşlar. Oldukça, yani bu Yonga setini daha evvel birçok telefonla test etme imkanına sahip olduk. Oldukça akıcı bir şekilde telefonları işleten bir Yonga seti bu. Isınmayan bir Yonga setiydi. Bu telefonda nasıl bir performans sunacak? Yapacağımız testte bunu göreceğiz zaten. Bu Yonga setin, yani bu işlemci 8 çekirdekli bildiğiniz gibi. 4 tanesi 1.8 GHz'e çalışıyor. 4 tanesi de 1 GHz'e çalışıyor. Aile 3 çekirdekten oluşuyor arkadaşlar. Telefonda 16 GB hafıza var ki burada en önemli soru işaretlerinden bir tanesi 16 GB hafıza. 16 GB yerine 32 GB kullanılabilir miydi? Burada bence önemli olan sorulardan bir tanesi bu. Tabii telefonun şu an fiyatı da belli değil. Yani telefonun fiyatı belli olmadığı için şu anda telefonun fiyatıyla ilgili de bir şey söyleyemiyorum ve herhangi bir kıyaslama yapamıyorum bundan dolayı. Fakat 16 GB yerine dediğim gibi 32 GB belki tercih edilebilir. Aynı şekilde RAM tarafında da 2 GB RAM var arkadaşlar. Burada da birçok arkadaşımızın keşke 3 GB olsaydı dediğinden eminim. Telefonun arkasında 13 megapiksellik bir kamera var. F2.0 değerine sahip. 1/3.06 inçlik bir sensör bu. Nasıl bir performans sunduğunu hep beraber göreceğiz. Ön tarafta 84 derecelik geniş açıya sahip bir selfie kamerası var. Bunların nasıl bir performans sergilediğini tabii ki testimizde, incelememizde bunları sizlerle paylaşacağız. Arka kameranın HDR desteği var. OIS desteği yok ama elektronik imaj stabilite EIS desteği var arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Telefonun 152 mm'lik bir boyu var. 77 metrelik bir eni var ve 7.9 mm'lik kalınlığı var. 150 gram arkadaşlar telefon. Parmak izi okuma sensörü var. Burada belki diğer muadillere göre fark yaratabilecek özelliklerden bir tanesi parmak izi okuma sensörü. Bu parmak izi okuma sensörü sayesinde farklı klasörleri parmak iziyle açabiliyoruz. Yani güvenlik ön planda tutulmuş Pop 4S'te. Android 6.0 ile geliyor. Fakat burada bu telefon Android 7.0 güncellemesi alıp almayacağı tarafında bir bilinmezlik var. Üreticiler bence bu telefonları satarken Android 7.0 desteği alacak diye satarlarsa gerçekten de daha etkin bir satış stratejisine sahip olabilirler diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bununla ilgili maalesef bir bilgi yok. Hiçbir yerde ulaşamadım. Android 7.0 bu telefonlara gelir mi gelmez bilmiyorum. Evet, MediaTek'in de Helio P10'un da işte Android 7.0 ile çalışıp çalışmayacağı ya da nasıl performans gösterip göstermeyeceği de şu anda sektörel soru işaretlerinden bir tanesi ama dediğim gibi bu desteğin olup olmayacağını şu anda bilmiyorum. Bir şey söylemeyeyim. Telefonun önemli özelliklerinden birisi ve rakiplerine göre dediğim gibi en önemli özelliklerinden bir tanesi Hi-Fi 4375 amfi desteğinin olması. İçinde dediğim gibi özel bir amfi var ve bu amplifikatör sayesinde sesi hem kulaklıktan hem de dışarı daha fazla verebilmesine, daha kaliteli bir ses sunmasına sebebiyet veriyor. Hoparlörün 3.6 watt değerinin olduğunu söylüyor. Nasıl bir performans sergilediğini dediğim gibi testte göreceğiz arkadaşlar. Normalde bir orta segment telefonlarda 1 watt, 1.5 watt civarında görüyoruz bu değeri. Bunda 3.6 watt gerçekten de oldukça merak ediyorum nasıl bir ses sunduğunu. Telefonun 2960 mAh pili var.
5.5 inç bu donanım değerlendirildiğinde bence bir günü rahatlıkla çıkartacaklar diye düşünüyorum. Ama pil testinde sizlerle hep beraber telefonda yapacağız, paylaşacağız. Nasıl bir performans sunduğunu hep beraber göreceğiz. Telefonun hafıza kartı özelliği var. Bunu söylemeyi unuttum. 64 GB'da hafıza kartı desteği var. Burada abartmamış yani işte 128-256 GB diyenler var. Hatta 2 TB kart imkanı sağlayan telefonlar var ama burada dediğim gibi 64 GB hafıza kartı sizin gün içinde telefonu kullanabilmenize de olanak sağlıyor. Daha en azından sorunsuz bir şekilde kullanabilmenize olanak sağlar diye düşünüyorum. Çünkü 16 GB hafıza biraz günümüz programları, günümüz oyunları falan düşünüldüğünde biraz az kalabiliyor. Telefonun şu anda direkt kutusunu açmaya istiyorum. İçinden ne çıkacak ne çıkmayacak hep beraber bunu görmek istiyorum. Telefonun hızlı şarj özelliği de var. Tabii ki nasıl şarj olduğunu, kaç saatte şarj olduğunu sizlerle paylaşacağız. Ama teknik dokümantasyonlarda bundan da bahsediliyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Alcatel'in Pop 4S'ini önümüzdeki günlerde detaylı olarak inceleyeceğiz. Tüm testlerini yapacağız sizlere, tüm testlerini paylaşacağız. Bu noktada yapmamızı istediğiniz bir şey varsa bu telefonu ya da bu telefonu şu telefonla kıyaslar mısınız derseniz lütfen bunu da yorumlarla bize belirtin. Şimdi gelin kutusunu açalım ve daha sonra size veda edelim. Arkadaşlar telefonumuzda tarzını konuştur diyor ve gerçekten de burada telefon arka tarafında bir edge sanki kesim varmış gibi bir duruş var burada. Oldukça güzel görünüyor buradan baktığınız zaman. Dilerseniz telefonumuzu kutusuna açalım. Bizi her zaman olduğu gibi tabii ki telefon karşılıyor. Hemen şöyle çıkartalım telefonumuzu. Telefonumuzu açalım. Telefonumuz burada açılsın arkadaşlar. Bir de kutu içinden bakalım ne çıkıyor ne çıkmıyor. Bunu hep beraber görelim. Burada tabii ki her zaman olduğu gibi teknik dokümantasyonlar var. Oldukça güzel bir şekilde hazırlanmış bunlar. Tabii ki bunlar şu anda bana ürün yurt dışından geldiği için bunlar şu anda gördüğünüz gibi Rusça arkadaşlar. Teknik dokümantasyonlar Rusça. Ama kutu Türkçe. İlginç bir çalışma yapmış arkadaşlarımız. Önder kardeşimiz gerçekten ilginç bir çalışma yapmış. Kendisini tebrik ediyorum. Şimdi burada hemen şurada görevli menüye bakıyorum bir saniye. Arkadaşlar 2 amperlik bir şarj aletimiz var. Bu hızlı şarj demek anlamına geliyor. Ama dediğim gibi nasıl şarj ettiğini hep beraber göreceğiz. Kutu içinden kulaklık çıkıyor arkadaşlar. Kulaklık hemen bakalım. Nasıl bir kulaklıklar içinde. Evet kulaklık orta segment bir kulaklık arkadaşlar. Silikonlu. Bu çok kaliteli olmayan ama fena da... Yani dışarıdan malzeme kalitesi açısından çok kötü durmayan ama ses tarafına ben çok büyük bir beklentim yok benim bu kulaklıktan. Ama yapacağımız testte kulaklığa da değiniriz arkadaşlar. Tabii ki burada micro USB şarj. Burada da micro USB dediğim gibi şarj kablosunu görüyoruz. Kutu içerisinde başka bir şey yok. Hemen telefonumuzu şöyle açalım. Telefonumuzu açılsın bir arayüzünü de sizlere göstermek istiyorum. Başka dediğim gibi bir şey yok. Hızlı şarj aleti çıkıyor içinden. Ve bunun yanında dediğim gibi gayet güzel bir kulaklık çıkıyor. Kulaklığın nasıl bir performans sergilediğini hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Telefonumuz açılsın. Şu teknik dokümantasyonlarını da kaldıralım bunların. Bunu da içine koyalım. Daha sonra işimize yarar mı? Yaramaz ama. Benim telefonumuz açılsın. Orta segment telefonların her gün daha da önemli bir hale geldiğine bizzat şahit oluyoruz. Çünkü ülkemizdeki resmi telefon satışları oldukça pahalanmaya başladı arkadaşlar. Sizler de fark ediyorsunuzdur. iPhone'lara gerçekten de 500 liradan 650-700 liralara kadar zamlar geldi. Birçok markanın da ürünlere zam yapacağını görüyoruz. Bunu biliyoruz. Sizlerin bu noktada tabii düşünceleriniz oldukça önemli. Siz ne düşünüyorsunuz ama dediğim gibi orta segment telefonların gittikçe daha fazla önem kazandığı bir noktadayız arkadaşlar. Bu orta segment telefonlardan bir tanesi Alcatel Pop 4S. Bize ne sunuyor ne sunmuyor bunu hep beraber yapacağımız testte zaten detaylı olarak göreceğiz ama telefonu şöyle söyleyeyim malzeme kalitesi açısından oldukça güzel görünen bir telefon. En önemli şey tabii burada bize sunduğu arayüz performansı, bize sunduğu kamera performansı. Burada en önemli şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum. Evet telefonumuz açılmış mı? Evet telefonumuz açılmış arkadaşlar. Hemen parmak izimizi okutalım. Tabii ilk açılışta mutlaka buna ihtiyacı var. Tabii şöyle parmak izinin nasıl çalıştığını da size göstereyim. Gördüğünüz gibi oldukça hızlı çalışıyor. Ama
mutlaka fiziki olarak basmanız lazım. Bunu belirtelim. Yani ekran kapalıyken buraya dokunduğunuzda hani Huawei gibi ya da HTC gibi değil arkadaşlar. Hemen gösterelim. Hatta basınca hemen direkt açıldı. Dediğim gibi çok kötü bir parmak izi okuma sensörü değil. Zaten bunu test, yani incelemede detaylı olarak sizlere paylaşacağım. Menüye bastığımız zaman burada arkadaşlar menüyü bize harf harf gösteriyor. Son uygulamaları buradan gösteriyor ve dediğim gibi burada harf harf bize içeriği ulaştırıyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi ne derseniz deyin, şuradaki kapasite tuşlar bunda çalışıyor, gördüğünüz gibi çalışıyor dediğim ışık var bunlarda, biliyorsunuz Zenfone serisinde yoktu ve bu bize oldukça yormuştu. Ama Zenfone ve Galaxy J7 Prime'da ve J7 2016'da biliyorsunuz bunlar çalışmıyordu ışıkları ve orada zorluk yaşamıştık, ama bunlarda dediğim gibi herhangi bir problem yok, bunlarda ışık çalışıyor arkadaşlar. Telefonun arayüzü bu. Sizlerle zaten önümüzdeki günlerde testi, yani incelemeyi paylaştığımız zaman nasıl çalıştığını, telefonun nelerin olduğunu, nelerin olmadığını hep beraber yapacağımız testte göreceğiz. Bence oldukça yeterli. Baktığınız zaman biraz bana yani standart Android arayüzünü hatırlatan bir Android arayüzü var arkadaşlar. Zaten hemen hemen baktığınız zaman arkadaşlar bunun General Mobile GM5 Plus'ta da aynı arayüze sahip olduğunu buradan görebiliyoruz. Belki dediğim gibi bundan dolayı güncellemeyi hızlı bir şekilde bu telefon alabilir, ki umarım alabilir arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kutu açılışını yaptık. Kutu açılışı bize bunları sunuyor. Telefon oldukça güzel görünüyor. Malzeme kalitesi açısından çok önemli bir durum söz konusu değil, ama burada fiyat çok önemli. Bakalım fiyat neden, ne şekilde gelecek bize. Umarım 1000 liranın çok üzerinde bir rakamdan bu telefon giriş yapmaz. Belki hani 1099 lira civarında bir fiyatlandırmayla ülkemiz pazarına girerse en azından daha tercih edilebilir bir hale gelebilir diye düşünüyorum telefon, ama bunu hep beraber önümüzdeki günlerde değerlendirelim diyeceğim. Şimdi fiyat belli olmadan bir şey de söylemeyelim. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Yeni videolarda buluşacağız. Lütfen kanalı abone olun. Videoları paylaşın. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.